Babam dava açtı. Bu uzun sürdü biraz. Sonra bir mahkeme noktasına geldik. Mahkemeye gittik. Tabii babamı görünce çok sevindim. Hani çok uzun zamandır görmemişim. Bunlar tartışmaya başladılar. Hani bir konu hakkında konuşuyorlar. Çok anlamıyorum. Hani hangi ne konuştuklarını da çok algılamıyorum. Sadece tartıştıklarını görüyorum. Mahkemenin yöneticisi, hakim diyeyim özetle. Tamam siz susun. Ayhan söyle bakayım sen kimi daha çok seviyorsun dedi. Ailene mi, babana mı? Dedim babamı daha çok seviyorum. Bana sorsaydı mesela hakim. Bayhan, babanla mı kalmak istiyorsun, ailenle mi kalmak istiyorsun deseydi, ben oradaki nasıl babamı daha çok seviyorum dediysem, ailenle kalmayı tercih ediyorum derdim. Sonra işte seni işte Luna Park'a götüreyim mi dedi babam. Olur ama dedim ailemden izin almam gerekiyor. Baktım ağlıyor, izin veriyorum dedi. Ama yine anlamadım niye ağladığını. Ondan sonra işte neneni özlemedin mi? Özledim tabii ki özledim nenemi. Hadi neneni görmeye gidelim. İyi hadi gidelim. Geri geliriz hesabı. Nenemi görmeye geldik. Geliş o geliş. Bizlerin, biz psikologların özellikle hayatın farklı farklı alanlarında var olması önemlidir. Çünkü Bayhan bu mahkeme sürecini anlattığında orada o yaştaki çocuğun gerçek duygusunu anlayabilecek bir ruh sağlığı uzmanı yanında olsaydı belki de gerçekten ihtiyaçlarını görebilecektik. Bayhan o ailenin içerisinde kendisini değerli hissetmiş. Evet, babasını çok sevdiğini anlatıyor. Ama varoluşunu, aidiyetini bulduğu yer o aileymiş ve o aileden de kopartılmış. Yeniden kendi tabiriyle varlık içindeki yokluğa çekilmiş. Oysa ki bir çocuğun hukuki süreçlerde hayatının bundan sonrasını belirlerken onun duygusunu anlayabilecek, yanında olabilecek, derindeki ihtiyacını görebilecek insanlarla birlikte bu kararların verilmesi gerekiyor. Bayhan'ın kırılma noktalarından bir tanesi de bu mahkeme süreci sonrasında babasıyla beraber Türkiye'ye geri dönüşü olmuş. Bu aileyi çok aramış ama o aidiyete yeniden geri dönememiş. Diyorsun ki yıllar sonra da bir çocuk olarak bana duygum soruldu. Duygum tabii ki bütün boşluklara rağmen çocuğun duygusu bu çünkü. Baba evet. Sevgisinden, nene özleminden geçer. Ama bana nerede iyi olduğum, nerede iyi bakıldığım, nerede rahat ettiğim sorulmadı. Nerede kalmak istediğim sorulmadı. Evet. Sorulsaydı bunu söylerdim dediğim bir yerde. Kesinlikle. Sensin. Çünkü mesela ben ailemdeyken, bakıcı ailemdeyken evde her türlü müzik enstrümanı vardı. Hangi dersi görmek istiyorsun bayan? Piyano dersi mi, keman dersi mi? Piyano dersi. Tamam sen piyano dersi al. Gibi hani hayata bakış açım veyahut da meyilli olduğum yeteneklerimle alakalı benim mutlu olduğum bir detay vardı. Buradaki tabii ki bir çocuk için işte düzenli yemek yiyor, karnın aç kalmamış olması veyahut da oyuncakların olması önemli olabilir. Fakat burada en önemli olan şey çocuğun gerçek yeteneğini görüp o yeteneği ve olmak istediği enerji frekansına müsaade edilmesidir. Hep şunun üzerinden gittik aslında. Evini arayan bir çocuk. Gerçek aidiyetini arayan, onu arayan bir çocuk ve onu ilk defa bulduğu yerde belki işte o hakikaten şey bir müzik kutusunun içinde gibi oradan bir ev. Orada başka bir aidiyet var buldum. Senin hayat öyküne de, müzikle ilgili yolculuğuna da, bundan sonra yaşayacaklarına da, bugüne senin neleri getirdiğine de yarın yine paylaş benimle evinde yan yana devam edelim. Burada gidelim yine birlikte bu hayat öyküsünde. Yarın bayanla buluşuyoruz yine.